Merhaba kitapseverler. Bugün size Nisan ayının ikinci yarısında okumuş olduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. Sizin de bu kitaplar içerisinde beğenecekleriniz olabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle görüldüğü üzere biraz da fazla olduklarını hızlı hızlı bunlardan size bahsedeceğim. O zaman hadi başlayalım. İlk bahsedeceğim kitap, ilk yarıda okuduğum ancak bahsetmeyi unuttuğum bir kitap. Hariciyeciler Dedikoduyu Sever. Haluk Afra tarafından yazılan Bilgi Yayınevi tarafından da basılan bir kitap. Görüldüğü üzere biraz eski bir kitap. Eski bir basın. Ben Kitap Yurdu'nun kelepir kısmından bu kitabı çok uygun bir fiyata aldım. Biraz da merak ederek aldım. Çünkü Haluk Afra Dışişleri Bakanlığı'nda uzun süre çalışmış olan bir hariciyeci. Ve burada bu kitabında da hem otobiyografik yaşadıklarından bahsediyor. Yani hem otobiyografik yaşantısından hani kesitler var. Öyle otobiyografik yapısı olduğunu söyleyebilirim kitabın. Hem de görev yaptığı yerlerden ve durumlardan bahsediyor. Karşılaştığı olaylardan bahsediyor. Yer yer güldüğünüz, yer yerde biraz şaşırdığınız bir kitap diyebilirim. Benim hoşuma gitti. Bu tarz konulara ilginiz varsa eğer veya merak ediyorsanız kısa kısa içerisinde de hikayeler hani hikaye formatında en azından yazmış diyebilirim. Hani sizi sıkmayacak tarzda bir kitap. Ben beğendim. Siz de okuyabilirsiniz diye düşünerekten sizinle de paylaşmak istedim. Bu kitap dediğim gibi Kelepir kısmından Kitap Yurdu'nun. Bakarsanız eğer oradan muhakkak bulabilirsiniz veya herhangi bir kitapçıda da bulabileceğinizi düşünüyorum. Hariciyeciler Dedikoduyu Sever diyorum ve geçiyorum. Önereceğim bir kitap, bir diğer kitap ise Harlakoben, İhanetin 500'ü. Mart Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı bize çevirmesi Derya Engin. Muhakkak önceki videolarımı biliyorsanız eğer Harlakoben'i ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsunuzdur. Özellikle gerilim ve polise konusunda çok sağlam yazarlardan birisidir. En azından benim açımdan ve takip ettiğim yazarlardan birisidir. Gördüğünüz gibi bu İhanetin 500'ü de aynı şekilde yine Mart Yayıncılık'tan çıkıyor. Diğer kitapları onda olduğu gibi. Biraz konusundan bahsetmek istersem eğer Will ve Ken adında iki tane kardeşimiz var. Diyelim bunlar kardeş. Yaklaşık 11 sene önce Will'in eski sevgilisi Julie Ken tarafından öldürülüyor. Ve daha sonrasında Ken kaçıyor ve 11 yıl kendisinden herhangi bir şekilde haber alınamıyor. Öldü mü, kaldı mı, ne olduğu belli değil. Burada tabii aile büyük bir yıkıma uğruyor. Julie'nin ailesi de tabii ki bir yıkıma uğruyor. Gel zaman git zaman hayat bir şekilde onları sürüklüyor. Ne zaman ki Will'in annesi vefat etmek üzere ölüm döşeğinde Will'e diyor ki abin yaşıyor. Onu bul işte falan filan deyince bu sefer Will'in aklına bir şeyler düşüyor. Acaba işte zaten olayın en başından beri Ken'in masum olduğunu düşünüyor. Bunun bir kumpas olduğunu düşünüyor. Julie'nin başkasını öldürdüğünü düşünüyor. Ama öyle mi işler yoksa farklı bir şekilde mi bunu bilemiyor. Diğer yandan yani annesinin öldüğü dönemde başka bir sevgilisi var. Onu çok seviyor. Evlenmeye karar vermişler falan. Ama kadın bir sabah kalkıyor ve yok. Kaybolmuş. Bir şekilde abisiyle olan bağlantısı ortaya çıkıyor. Nasıl yani derken siz son sayfaya kadar soluksuz okuyorsunuz ve inanın son sayfa da işler hani değişiyor. Çok sürprizli bir son var. Bu nedenle ben çok beğendim. Zaten Harlakoben'i çok seviyorum. Bu kitabı da çok beğendim. Eğer gerilim polisiye seviyorsanız eğer muhakkak sizin de beğeneceğinizi yani düşünüyorum ve öneriyorum bu nedenle İhanetin 500'ünü. Mart Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı. Önereceğim bir diğer kitap ise Kayıp Kuşak. 6.45 Yayıncılık'tan çıkan ve Elizabeth Hand tarafından yazılan bu kitabı ben Diyanar'ın 9.90 indiriminden aldım. Genelde 6.45 Yayıncılık pek denk gelmiyor indirimlerinde. Burada denk geldi ve ben de hiç kaçırmak istemedim. Çevirisini ise Efsun Ecem üç kardeş tarafından yapılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Yazıları çok rahat okunar. Kapak o kadar güzel değil ama ne yazık ki kapak konusunda biraz sıkıntı var sanırım. Ama içerikte herhangi bir problem yoktu. Konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Ayrıca ödüllü bir kitap bu. 2007 yılında ödül almış. Fantastik polisiye diye geçiyor ama bana göre pek bir fantastikliği yoktu. Ancak polisiye miydi? Son 150 sayfasında diyebilirim. Yani takriben tabii ki bu söylediğim. Ama genel olarak gidişat, CS diye bir karakterimiz var ve onun fotoğrafçı olması yolundaki yolculuğuna biz konuk oluyoruz. Yaşadıklarına konuk oluyoruz. Normal bir hani şehirden ziyade kendine has bir seyirle fotoğrafçı oluyor CS. Ve normal aktüel fotoğrafçısı değil ya da bir moda fotoğrafçısı değil ya da gazetelere fotoğraf çeken bir fotoğrafçı değil.
Değişik enstantaneler yakalayan ve bunları fotoğraflayan, bunları karalayan bir insan. Sonrasında açtığı sergilerden etkilenen, yalnız olumsuz yönde etkilenen insanlar var. Velhasıl içerisinde bu yolculuğa konuk oluyoruz diyebilirim. Yani normalde ben fotoğrafçılıkla devam edecek zannediyordum. Ancak son sayfalarda dediğim gibi 100-150 sayfada olay bir anda polisiyeye döndü. Ve merak etmeye başladım. Ne olacak, ne olacak diye. Yani dingin ve güzel bir dili var. Ve ben de keyifli okudum. Bu nedenle Kayıp Kuşağı 645. cilttan çıkan Elizabeth Hunt'in bu kitabında eğer okumak isterseniz önerebilirim. Şöyle kenara koyayım. Ve bir diğer indirimden, yine Diyanar'ın indirimden aldığım kitaba geçmek istiyorum. Beyaz Tuval. Bu kitabı özellikle Ebru Aykaç'ın önerileri doğrultusunda aldım. Ve çok beğenerek okudum. Çok soluksuz okudum. Gördüğünüz gibi iki ayrı kapak kısmı var. Ve iki ayrı yerden başlıyor. Bir bu taraftan başlıyor. Ve bu taraftan başladığında Amon Zinkorin'in hikayesini anlatıyor. Bu bir tıp doktoru, eldivenli kısım diyeyim. Diğer tarafta ise Jean Vachler tarafından hani tarafı onu anlatıyor. O yüzden çantalı kısımda ise o da bir gazeteci. Diğer karakterimiz bir tıp doktoruydu ve bir şekilde yolları kesişiyor. Tıp doktoru olan Amon bir Yahudi ve çok sert, katı kurallar çerçevesinde yetiştiriliyor ve ona uyması isteniyor ve o yönde yönlendiriliyor. Bu anlamda Mete Sencik'ten çıkan bu kitap çok soluksuz okudum diyebilirim ve çok beğendim. Şu içinde de aldığım notlar var. Benjamin Stein'in yazmış olduğu bu kitabı ben Ebru Aykaç'ın önerisiyle eldivenli kısımdan başladım ve bu konuda da faydasını gördüm diyebilirim. Olaydan, konulardan kopmadım. Bu nedenle ben de size aynı şekilde eldivenli kısımdan başlarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama arzu ederseniz tabii ki çantalı kısımdan da başlayabilirsiniz. Benim beğendiğim ve önereceğim kitaplar içerisinde dediğim gibi yine Diyanar'ın indiriminden bu kitabı da temin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Mete Sincik'ten çıkan Beyaz Tuval'i de bu anlamda öneriyorum. Şunu da şöyle koyayım. Burada bu bayağı birikti gerçi. Şunu şöyle alsam sanırım daha iyi olacak. Şöyle yan tarafı. Bu ay ikinci yarıda bayağı renkli, biraz bağlantılı, biraz da bağlantısız kitaplar oldu belki ama ben bu tarz renkli okumayı çok seviyorum. Bir önereceğim bir diğer kitap ise Bay Blanc. Ayrıntı Yayıncılık'tan çıkan Bay Blanc, Roman Graf tarafından yazılan bir kitap. Çevirisini ise bize Yeşim Türker Kılıç tarafından yapılmış. Ayrıntı Yayıncılığı'nın indirimli kısmından aldım. Yeni Kitap Yurdu'nun indirimli kısmından aldım. Bu nedenle orada bu kitabı da rahatlıkla bulabilirsiniz ve çok uygun fiyata buluyorsunuz. Bunlarda %75'lik bir indirim var. Eğer internetten almak istemezseniz eğer kitapçılarda da bu kitaba ulaşmanız mümkün. Biraz kitabın konusundan bahsetmek istersem eğer Bay Blanc kendi şahsına münhasır bir kişi. Aslında bakarsanız biraz da oblomovluk var diyebilirim yapısında. Hani ailesi onu işte babası paralar biriktirip Cambridge'e okumaya gönderiyor. Orada kendisi bir hayat kurmasını istiyor. Ancak Bay Blanc bütün okumalarını yapıyor. Orada kendine ait bir yaşam kuruyor. Sevgilisi var. Ancak okulunu bitirdikten sonra annesinin yanına İsviçre'ye de geri dönüyor. Ve bu arada neden geri dönüyor? Neden orada kalmıyor? Niye sevgilisini, o çok sevdiği sevgilisini orada bırakıyor? Ve yaşam neden onu tekrardan İsviçre'ye geri gönderiyor? Bu konuda anlattığı bir kitap. Bay Blanc, Roman Graf'ın ilk romanı ve özellikle Roman Graf gelecek vadeden yazarlara da aday olmuş bu roman arkasından. Devamında da büyük ihtimalle diğer kitapları da gelecektir diye düşünüyorum. Aynı Tiyancık'tan çıkan Bay Blanc'ı da eğer bu tarz kitapları seviyorsanız eğer önerebilirim size. Şöyle bakayım. Önereceğim bir diğer kitap ise Sessiz Saatler. Sel Yayıncılık'tan çıkan bir kitap bu. Galle Jose diyeceğim. Çünkü biraz zor okunan ve telaffuz eden bir Fransız yazar kendisi. Türkçesini bize Yaşar Avunç tarafından yapılmış. Ve bu şekilde biz de bu kitabı rahatlıkla okuyabiliyoruz. Kapak çok güzel. Bu kitabı uzun süredir okumayı düşünüyordum. Ancak şimdiye nasip oldu. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Bu bir tuvalin yansıması. Yani bir tablo aslında. 17. yüzyılda yapılan bir tablo. Bu Hollandalı ressam, burada da hatta arkasında da yazıyor.
Emmanuel David tarafından oturma odasında klavsen çalan ve sırt dönük kadın tablosunun bir örneği, kitap kapağı haline getirmiş hali. Daha sonrasında yazarımız 21. yüzyılda bu arkası dönük olan kadına yaşam veriyor, bir hayat veriyor. Bu kitapta da o hayatı okuyoruz. Aslında bu yani zaten şöyle baktığımız zaman tablodan da aslında varlıklı bir hanım olabileceği ve ona bağlı olarak da yaşantısının nasıl olabileceği, işte çocukları var mı, eşiyle nasıl bir bağlantısı var, şurada da notlarım çıkmış, ya da neler yaşamış, sonrasında nasıl bu kitaba konuk olmuş, onları bu kitap içerisinde okuyabiliyoruz. Ben çok beğendim. Özellikle resime de merakınız varsa sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İçerisinde günlük formatında, bu sırtı dönük hanımefendi günlük formatında yaşadıklarını paylaşıyor ve dillendiriyor. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Sel Yayıncılık'tan çıkan Sessiz Saatleri bu anlamda önerebiliyorum size. Eğer bu tarz seviyorsanız okuyabileceğinizi düşünüyorum. Diğer önereceğim 3 kitap da Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan kitaplar. İlki Kazuo Ishiguro tarafından yazılan Uzak Tepeler. Çevirisini ise Pınar Besen tarafından yapılmış. Bendeki ikinci baskısı. Kazuo Ishiguro'nun demek daha doğru olur sanırım. Tanışma romanım diyebilirim. Çok merak ettiğim bir yazardı. Kendisi Japon yazar, İngiliz. İngiltere'de yaşıyor daha doğrusu. Japon asıllı olmasına rağmen hayatını oraya kurmuş. Tabii ki yani ne kadar bu kitapta da Japonya'ya dair bilgiler veya işte Japon karakterler olsa da yine İngilizliğini hissedebiliyorsunuz bu kitap içerisinde. Kitabın konusundan bahsetmek istersem, Etsuko diye bir karakterimiz var. Kendisinin Niki ve Keiko adında iki tane kızı var. Bir şekilde savaş sonrasında, 1945'teki Dünya Savaşı'nın sonrasında Nagasaki'ye taşınıyorlar eşiyle beraber. Ve orada Mariko ve kızı kendilerine komşu oluyor. Ve bir şekilde sonrasında, tüm bunların ardından hayat onları İngiltere'ye sürüklüyor ve onlar İngiltere'ye taşınıyorlar. İngiltere'ye taşındıktan sonra yaşam hani ne getirir ne götürür, tabii ki kitap içerisinde bunlar var. Etsuko'nun küçük kızı Keiko intihar ediyor. Ve sonrasında yaşadıklarını anımsarken Niki yanına geliyor, diğer kızı. Ve bu arada Niki ile Etsuko'nun ilişkisi, anne kız ilişkisi den bu kitapta bahsedilmekte. Ayrıca Etsuko bu Niki geldikten sonra aklına Mariko ve kızı da geliyor. Yani Nagasaki'deki yaşamı da aklına geliyor ve onun günleri de yad etmeye başlıyor. Kitap içerisinde bunlardan bahsedilmekte. Benim tanışma romanım oldu Kazuo Ishiguro ile. Sonrasında ise diğer Yapı Kredi Yayıncılık'tan yine çıkan roman ve kitaplarında, öykü kitaplarında merakla okuyacağımı diye düşünüyorum. Bu anlamda eğer siz de bu Japon yazarla tanışmak isterseniz de önerebileceğim bir kitaptı Uzak Tepeler. Okuduğum bir diğer kitap ise Janet Frame tarafından yazılan Baykuşlar Öterken, bize çevirisini Ceylil Özmen yapmış. Bu da bir roman. Janet Frame'in ilk romanı, benim de ilk tanışma romanım. Janet Frame'in diğer kitapları da Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıktı. Özellikle son dönemde de çok da ilgi gören bir yazar. Ancak Baykuşlar Öterken daha hani bahsetmek istersem, eğer 1940'lı yıllarda Yeni Zelanda'da geçen bir işçi ailesinin 5 çocuğunun yaşam mücadelesi kitap içerisinde geçiyor. Kitabın içinde şöyle göstermek istiyorum. Yer yer şiir modunda, yer yer düz yazı modunda, günlük tarzında yazılan ve kısımlardan oluşan bir kitap. Bana göre biraz karanlık bir kitaptı. Çok dikkatli takip etmeniz gerekiyor. Konudan kopabiliyorsunuz. Ağırlığı söz konusu. Öyle olunca da çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Belki diğer kitaplarını okursam eğer bu fikrim değişebilir. Ancak Baykuşlar Öterken'i çok beğendiğimi ne yazık ki söyleyemeyeceğim Janet Frame'den. Ama diğer kitaplarının iyi olduğunu duydum. Özellikle yazarla ilgili olarak Ebru Aykaç'ın yine yorumları çok iyiydi diğer kitaplarından. Ancak Baykuşlar Öterken'i ben ne yazık ki çok sevemedim. Ama yine bu tarz okumak isterseniz eğer, tabii ki Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan Baykuşlar Öterken'i okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. O nedenle sizinle de paylaşmak istedim.
Önereceğim ve sevdiğim diyeceğim. Çünkü bu kitabı çok beğendim ben. Muhtelif Efhamlar kitabı yine Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan ve bendeki 3. baskısı olan bu kitap Ankara Üniversitesi'nin öykü ödülünü almış 2016 yılında. Ayrıca Haldun Taner'in öykü ödülünü almış yine 2016 yılında. İçerisinde kısa kısa öykülerin olduğu bir kitap. Su gibi elinizde akıyor. Ömür İklim Demir'in ilk kitabı ve umarım devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü benim çok çok hoşuma gitti. Karakterler bir şekilde birbirleriyle bağlantısı ortaya çıkıyor. Öyküler ayrı ayrı gibi duruyor ama aslında öyle değil. Bu nedenle de sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum ve öneriyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider bu öykü kitabı. Özellikle öykü severlerin beğeneceğini düşündüğüm bir kitap çünkü. Muhtelif Efhamlar kitabı Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan ve Ömür İklim Demir tarafından yazılan bir diğer kitaptı. Bugün sizinle paylaşacağım kitaplar içerisinde. Ay düşünüyordum. Bugün sizinle paylaşacağım kitaplar böyle. Nisan ayının ikinci yarısında okuduklarım bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.